Ses, evet. Evet, değerli konuklar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Konferansımızın ikinci seansına başlamadan önce bir duyurum var. Pena firmasından Taner Bey. Sanıyorum cep telefonunu bir yerlerde unutmuş, kaybetmiş. Herhalde dışarıda bir tepki gelmediğine göre. Steel Orbis standından temin edebilir. iPhone'u bulunmuş. Evet. Efendim bu ikinci seansımızda çelik üreticilerinin veli nimeti efendim piyasada talebi belirleyen müşterilerimizi dinleyeceğiz. Nihai kullanıcı sektörlerin temsilcileriyle yapacağımız bu söyleşilerden ilkini yapmak üzere Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri değerli hocam Sayın Profesör Doktor Ercan Tezer'i davet ediyorum efendim. Buyurun. Buyurun hocam. Evet, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Son konferansımızda, sektörün bu yıllık buluşmasında son değerlendirmelerinizin üzerinden tam bir yıl geçti. Tekrar sizi aramızda görmek çok güzel. O gün konuştuklarımızı dün gibi hatırlıyorum. Özellikle Euro bölgesindeki sıkıntılardan dolayı 2012'nin kötü yıllardan en azından iyi sayılmayacak yıllardan biri olarak anılarımızda kalacağını, 2013 ile ilgili beklentilerinizin ise yine aynı nedenlerle sınırlı düzeyde olduğunu ifade etmiştiniz. Şu anda 2003'ün son anlarını yaşıyoruz. Sanki zaman sizi haklı çıkardı gibi geliyor bana. Tüm sıkıntılara rağmen ihracatımızın lokomotifi olmaya devam eden otomotiv sektörünün 2013 yılı gerçekten beklentilerinize uygun mu seyretti? Ne söylemek istersiniz? Değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşır mısınız? Buyurun hocam. Önce teşekkür ederim. Böyle bir ortamda konuşma fırsatı verdiğiniz için ve değerli katılımcıları da derneğimiz adına saygı ve sevgiyle selamlamak isterim. Sağ olun. Evet, 2012'nin sonunda yaptığımız görüşmelerde 13'ün yatay seyredeceğini söylemiştik. Doğru. Bunun iki nedeni vardı. Daha doğrusu çok önemli bir nedeni vardı. O da bizim çok önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde giderek derinleşen krizdi. Şunu göz ardı etmeyelim. Avrupa Birliği pazarı 2008 ile 2013 arasında %30 daraldı. Bu aşağı yukarı 4 milyon araç demektir. Artık Avrupa her yıl 2008'e göre 4 milyon araç daha az kullanıyor, daha az alıyor. Bunun yaratmış olduğu bizim üzerimizde olumsuz etki vardı. 2008'de 910 bin civarındaki ihracatımız 750 binlere kadar gerilemişti. Yıllık araç sayısı olarak. 25 milyar dolarlık ihracatımız da 20 milyar dolarlar seviyesine indi bu yüzden dolayı. Tabii motorlu araçlarda alternatif pazar bulmak bugünden yarına mümkün değil. Mutlaka bir network'ünüz olması gerekir yeni pazarlarda. Yeni pazar olarak da önümüzde MENA dediğimiz işte bu Middle East, North Africa, Akdeniz çukuru yahut da siyasi istikrarsızlıkların çok yaygın olduğu ve devam edeceği bir yer. Dolayısıyla AB dışında bir tek Amerika var. Amerika'da da yıllık 35 bin civarında bir ihracatımız başladı. 2014'te buna bir 35 bin daha ekleyeceğimizi tahmin ediyoruz. İki firma bu işi yapacak. Şimdi böyle bakınca 10 aylık sonuçlarda %5'lik bir üretim artışı var. Yıl sonunu 1 milyon 150 binle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Son günlerin modası olan 10 bin dolar şeysi var ya tuzağı milli gelirde. Biz de aşağı yukarı son 5 yıldan beri 1 milyon adet üretim gibi bir noktada daralmış ve durgun vaziyetteyiz.
1.150.000-1.200.000 gibi filan. 1.150.000-1.200.000 civarında adet. Evet. Yani bu aşağı yukarı 5 yıldan beri 1 milyon seviyesine devam eden bir üretim var. Pazar üretimin çok üstünde. %9 büyüdü. Ama pazarın büyümesinde %20 artan ithalatın çok büyük etkisi var. Bu ithalattan çektiğimiz nedir hocam? Her konuda ithalat önde. İthalattan çektiğimizin tabii ayrıntısı var. Biraz tek başına bir olay değil o. Çünkü ABD daralan pazardan dolayı Avrupa Birliği firmalarının penetrasyon için özel politikalar uyguladığını biliyoruz. Daha fazla açıklama yapamam. Ama hayır, biraz önce kibar ifadesiyle pazarda daha çok pay almak için özel ticari yöntemler uyguladıklarını biliyoruz. Biraz önce Başak Hanım da söyledi. Hedef pazar olarak Türkiye'yi seçmiş. Tabii. Yani, herhalde bahsettiği Avrupa Birliği'ydi. Tabii Avrupa İsim Birliği. İsim vermediler ama demek zaten, otomotivde de var aynı şey. Evet. Zaten şunu söyleyeyim. Son 10 yılda %70'ti ithalatın pazar payı otomobilde ve sabit seviyedeydi. Bu sene 80'e çıktı. 2012'nin son çeyreğinden itibaren 80'de de devam ediyor. Evet. İhracattaki artışımız %20. Bunun iki nedeni var. AB'deki daralmaya karşılık iki nedeni var. Biz bu sene yeni 4 adet ürün pazara sevk ettik. Kendi şirketlerimizde ve bu şirketler kendi ailesi içinde bu yeni ürünleri küresel olarak ilk defa üreten şirketler. Dolayısıyla çok niş alanlara çok niş ürünler üretmek suretiyle ihracattaki başarıyı da %20 civarındaki artışla sağlamış durumdayız. Çok genel, güzel genel manzara bu. Yani şimdi ihracat tabii bugünden yarına olmuyor gerçekten. Hayır. Yani biz de, çelik sektöründe de olmuyor. Otomotivde herhalde yani, biz iç pazarda da yani, zaten bir şeyi satmak için bir kere yani after, bir sene homologasyon işleri falan sürüyor. Tabii tabii. İhracat çok zor bir şey. After market'e mal satıyorsanız aksam parça orada bir takım alternatif pazarlara girebilirsiniz. Evet. Orada biraz substandart konusu daha tartışmaya açık. Ama motorlu taşıt aracı satacağınız yerde mutlak surette bir network'ünüz, satış sonrası hizmetleriniz, bayi teşkilatınız filan olması lazım. Şimdi son bir şey daha söyleyeyim tabii, izin buyurun. Verirseniz. Avrupa Birliği pazarının bizim temel pazarımız olduğunu söyledim. Arda arda 20 küsur aydan beri pazarda gerileme vardı. 20 küsur aydan beri Avrupa Birliği pazarı her ay bir önceki yılın aynı ayına göre %5, %6 daralıyordu. Önce otomobilde bir hareket var. İki aydan beri nazar değmesin. Son olarak da ticari araçta bir hareket var. Pazarı domine eden Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, 5 ana ülke %70'ine sahip Avrupa pazarının. 27 üye arasından konuşuyoruz. Bu ülkelerde bir hareketlilik başladı gibi gözüküyor. 2004 için iyi, 2014 için iyi yüzden, bir haber midir? Şimdi onun için tabii 2014'e biraz daha iyi bakıyoruz. Güzel. 2014'e bizim ihracat bakımından iyi bakarken iç pazar bakımından aynı bakış açımızı kullanma şansımız yok. Peki. Orayı herhalde bir daha sonra tartışacağız. Geleceğiz, yani. Geleceğiz. Evet. Çünkü sizin sorularınıza iyi çalıştım onun için merak etmeyin. Şimdi %20 ihracat artışımız var bu sene dediniz. Evet. Ve yerli firmalardan 4 adet yeni ürün çıktı. Bunun etkili olduğunu tabii söylediniz. Tabii bunlar yeni ürün, model, yeni modeller. Evet. Şimdi aslında bununla ilintili bir soruya gelmek istiyorum. Yine yanılmıyorsam son toplantımızda diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv üretiminin de işte Çin veya iş gücünün daha yine ucuz olduğu yerlere kaydığını söylediniz. Ama daha sonra tasarım ve inovasyon yönünden bir takım sıkıntıların yani katma değerin de orada kalmasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığı için tekrar gelişmiş ülkelere doğru bir dönüşün olduğundan bahsettiniz. Bu gelişme devam edecek herhalde. Bu haftada herhalde inovasyon haftası değil mi hocam? Evet. TİM'in sürdürdüğü bir inovasyon haftası. Evet. Şimdi yani başkalarında olmayanı üretme, farklılık yaratma konusunu işte bu herhalde bu 4 adet yeni üründe tabii de
görüyoruz. Sizce bu inovasyonun fiyatla, karlılıkla ilişkisi nedir? Yani pazar payı artışı mı öndedir, fiyat artışı mı öndedir? Çok şimdi, karışık bir soru gerçi. Küresel rekabeti sürdürme yetkinliğini kazanmanın tek bir çaresi var. Her gün kendinizi yenileyeceksiniz. Buna genel olarak inovasyon deniliyor ama biz bunu biraz daha içine açtığımız vakit bu bir yenilenme sürecidir. Her sabah önce kendinizi, sonra kurumunuzu ve kurumun hem üretim süreçlerini hem de ürünlerini farklılaştırmak ve yenileştirmek mecburiyetindesiniz. Çok kolay bir iş değil bu. Olmayanı üretmek değil mi? Evet tabii. Bir kültür meselesi aynı zamanda. Yani bu sermayedarın da bu kültüre sahip olması lazım ki gelirlerinin bir kısmını inovatif çalışmalara, kısa adıyla Ar-Ge tasarım çalışmalarına yönlendirebilsin. Bu kültür son 15 yıldan beri kamu destekleriyle gelişen Ar-Ge atmosferi sayesinde ciddi farklılıklar ve gelişmeler yaratmaya başladı. Biz bunu özellikle 5746 kapsamında kurulmuş olan 160 Ar-Ge merkezinin Türkiye'de 58 tanesi bizim sektörde tedarikçilerle beraber. Odalar Birliği Sektör Meclisi adına orada denetim komisyonlarında da görev alıyoruz. Aşağı yukarı ben bugüne kadar 9 civarında denetim komisyonunda. Dolayısıyla orada bütün ayrıntıyı gözlemeniz mümkün. Bir örnek vereyim. Mesela Ege'deki bir jant fabrikamız alüminyum jant yapıyor. Pres döküm. Ar-Ge'yi de geliştirmesinde ulaştığı noktada kendi markasını BMW gibi veyahut da Porsche gibi şirketlere kabul ettirme başarısını gösterdi. Eskiden nasıldı bu iş? BMW'dan gelen bilgiye göre ısmarlama işi yapıyordunuz. Şimdi siz jantı üretiyorsunuz. Yarattığınız teknolojik farklılıklar ki bu jantta ağırlıkta 5-10 gram falan ölçülmeye başlandı artık. O jantın hem aerodinamik özellikleri hem de aracın aerodinamiğine yapmış olduğu, mekaniğine yapmış olduğu katkılar bakımından, ağırlığı bakımından çok özel yapılar geliştirdiler. Ar-Ge merkezi sonucunda kapasitesini %100 artırıcı yatırıma gitti. Çünkü pazar buldu, yeni pazar ve kendisine mal siparişi edilenden kataloğunda mal piyasaya arz eden OEM'lere bir yapıya girdi. Buna benzer bizim üyelerimizde de 10 üyemizde, 13 üyemizden 10 üyemizde Ar-Ge merkezi var. Mesela en büyüklerinden birisinde şu anda 1500 Ar-Ge mühendisi çalışıyor. Ve bununla beraber de hizmet ihracatına başladılar. Şu anda kaydi olarak bunu bir yerde tutmak mümkün ama biliyoruz 300 milyon dolar civarında dışarıdan kendisine yapılan sipariş karşılığı Ar-Ge yapıyor ve onun parasını alıyor. Yine aynı gruba. Aynı aile içi bu ama soft olarak yapılan bir iş. Yani dolayısıyla inovasyon kültürünün gelişmesi özellikle ilkokul çağından itibaren, çünkü böyle 40-50 yaşından sonra bu kültüre erişmek çok kolay bir iş değil. Yaşamın bütün sürecinde olması lazım. Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden bir tanesi. Bununla ilgili teşvik altyapısı önemli, yeterli. Kamu kaynaklarının bu teşvikle ilgili destekleri de oldukça yeterli. Sanıyorum ki Türkiye yüksek katma değerli mallar üretmeyle ilgili, ki bu demir çelikte de çok önemli. Birazdan tabii, belki onu da tartışacağız. Süreci gelecek dönemde daha iyi başarmak durumunda kalacak. Mecburiyetinde zaten, başka türlü mümkün değil. Bu dış ticaret açığını bugünkü mevcut statüyle bir takım vergisel tedbirlerle vesaire kapatmak da mümkün değil. Onun bir tek yolu var. Yapınızı, üretim yapınızı yüksek katma değerli ürünlere döndürmek. O 10 milyon dolar tuzağının da arkasında yatan bu var zaten. Yani Türkiye, dikkat ederseniz 3 bin dolardan 10 bin dolara hızla çıktı. Ama ondan sonra orada uzun zamandan beri bekliyor. Evet, yani bu inovasyon konusu gerçekten enteresan bir konu. Aslında şöyle özetleyebiliriz herhalde, bilmiyorum ben yanılıyor muyum. Her alanda. Yaşamın her alanında. Olmayanı akla getirmek gibi bir şey, evet, bu aslında yani. Ya da süreçleri iyileştirmek. Süreçleri, mevcudu iyileştirmek.
Ama bu işte biraz da ilkokulda dediğiniz gibi bir kültür eğitimle başlayan bir şey. Ama bu kaçınılmaz bir şekilde gelişecek. Bu eğitim sisteminin buna adapte olması lazım. Mevcut eğitim evet. sisteminde çok ciddi açıklar var vesaire vesaire. Yani olayın boyutunun tümüne baktığınız vakit haftada, yılda bir hafta bunu kutlamakla buna ulaşmak mümkün değil. Neyse yani sektörün de inşallah bu yönde zorlayıcı etkisi olur da dediğimiz konularda ilerleme kaydederiz. Hocam bugün motorlar araç üretiminde dünyada ve Avrupa'daki yerimiz nedir? Kısa vadede ve hani o meşhur Cumhuriyet'in 100. yılı var ya 2023 evet. yılındaki hedeflerimiz nelerdir? Şimdi biz 1 milyon üretimle 1 milyon küsur üretimle Avrupa'da 6. dünyada da 17. pozisyondayız ama 17 pozisyonunun ilkine bakarsanız 21 milyonla Çin geliyor. Çin'in hemen arkasında Japonya, arkasında Almanya, Amerika beraber geliyor. Çin en yakın Japonya'dan bir katı fazla üretiyor. Hindistan, Brezilya, bu BRIC ülkesi diye adlandırdığımız ülkeler, Rusya ciddi anlamda üretim merkezi formasyonunu kazandılar. 2030 yıllarına baktığımız vakitte şu anda onların toplam üretimdeki payı %30'lar civarında, 50'yi geçecekler. Pardon, %30 dediğiniz dünya üretimindeki payları, BRIC'in payı. BRIC 85 milyon civarında üretim var. Evet. %50'yi geçecekler. Şimdi bunun bir tek nedeni var. Pazar. Dünya ortalaması 18 yaşının üstündeki nüfusa bakıyorlar. Ehliyet olan nüfusa bakıyorlar. Ortalaması kişi başı 155 otomobil. Çin'de bu rakam 35-36 civarında. Şimdi böyle bakınca Çin'in dünya ortalamasına çıkması için bu 20 milyonu sürdürmek mecburiyeti var. Arttırarak sürdürmek mecburiyeti. Nitekim onu yapıyor Çin. Tabii öyle bir pazara Çin kendi imkanlarıyla üretemediği için yabancı sermaye davet etti. Yalnız bir şartı var. Mutlaka yerli ortak istiyor. Bir şartı daha var. Yabancı ürün paralelinde aynı ürünü yerli markayla da üretmeye devam ediyor. Bu tabii biraz evvel de tartışıldı. Avrupa'nın koyduğu kısıtlar, Avrupa Parlamentosu'nun kararında ilginç bir şey var. Teknolojiyi transfer etmeyelim. Yoksa elimizden gidecek her şey. Avrupa otomotiv sanayinin en büyük endişelerinden bir tanesi bu. Çin'e pazar aşkıyla giderken acaba teknoloji de elimizden kaçacak mı gibi. Şu anda Çin'in teknoloji açığı devam ediyor ama çok yoğun bir stratejiyle muhtemelen gelecek 10 yılda bir takım farklı inovatif ürünlerin dünya pazarlarına Çin'den çıkması söz konusu olabilir. Şu anda sorun var. Çin malına karşı bir güvensizlik var. Kalite bakımından. İşte eskiden 1 milyonlu... de Japonya'ya vardı hocam. Ya ama şu var yani Çin ürünleri Türkiye'de nasıl tanınıyor? Ne alırsan 1 milyon pazarları var biliyorsunuz her yerde. Yani alıyorsun Çin ürünü 2 gün sonra ya boyası gidiyor ya bilmem ne yapıyor filan. Bu tabii ciddi anlamda farklı bir algılama yarattı. Mesela Türkiye'de 2 tane Çin markası var. Neredeyse bayi bulamıyorlar sattırmak için. Algılama ya Çin'den geldiyse işe yaramaz herhalde gibi bir algılama var. Dolayısıyla ama bu böyle gitmeyecek. Çin'deki özellikle ürün geliştirme çalışmalarının yapısına ve insan gücü gelişmelerini izlersek yakın zamanda farklı boyut kazanabilir Çin'deki Peki. durum. Dolayısıyla geleceğin dünyasında merkez üretim merkezi Amerika ve Avrupa değil, geçmişte olduğu gibi Çin başta olmak üzere Güneydoğu Asya, Güney Amerika gibi ülkeler. Hindistan'ı göz ardı etmeyelim. Hindistan'ın 2027 üretim hedefi 22 milyon adettir. Şu anda 5 milyon adet üretiyor. Yani ama Hindistan'daki 1000 kişiye düşen araç sayısı da işte 40'lar civarında. Evet. Bu pazar yapısı Türkiye'yi daralan pazar ve sürekli baskı altındaki pazar yapısı nedeniyle Türkiye'yi çok ciddi anlamda ayak bağıyla geri planda bırakıyor bu sanayinin gelişmesi bakımından. Varamayacak mıyız 2023'te? Nereye gidiyorduk? Şimdi
2023 hedefi 4 katı artış öngörüyor pratik olarak bizde 4 milyon adet. O ne demek? 5 milyon mu? Yani bu yıl 1 milyon üretiyorsak 4 milyon üreteceğiz demektir. Bu hedefi önümüzde 10 yıl var. 2013'de yok sayarsak, 2014'ten itibaren sayarsanız tam 10 tane yıl var. 4 katı büyümek için yılda %16-17 büyümeniz lazım üst üste. Orta vadeli programa bakarsanız, geçen de yayınlandı. Bugün de programın gerekleri, politikanın gerekleri uygulanıyor. İşte bankalar, BDDK'nın çıkarttığı yeni tebliği var. O tebliğ genel olarak ekonomiyi soğutan bir tebliğ. Çünkü kredili alışverişlere sınırlar getirmiş. Otomobil biraz çok tartışılıyor ama onun geri planında kredi kartlarına getirilen sınırlar genel ticareti olumsuz etkileyecektir. Hiç şüphe yok buna. Yeteri kadar tasarrufu olmayan bu ülkede işte kredi borçlanmayla büyüyen bir yapıydı. Bunun yarattığı sorunlar var. Onu da iyi teşhis etmiş vaziyette hükümet. Dolayısıyla orta vadeli planın öngördüğü büyüme hızı 5 civarında. Şimdi makrocular şöyle bir şey tartışıyorlar. Bu 5'in 1,5'u enflasyondan kaynaklanan göreceli bir artış. Çünkü Türk parası değer kaybediyor netice itibariyle dolar karşısında yahut uluslararası para karşısında. 3,5'a mı ineceğiz? Yani 3,5'a falan geliyor. Türkiye'nin 3,5'ta büyümesi demek Türkiye'nin yerinde durması ya da göreceli olarak Türkiye'nin geri kalması demektir. Çünkü başkaları başka türlü büyüyorlar. Bu konunun Vizyon 2023 hedefleriyle birlikte henüz daha tartışmaya açılmadığını görüyoruz. Çünkü 2023 hedefleri adeta kutsanmış hedefler gibi tartışılmazlığı, dokunulmazlığı var. Ya biz bu hedefi koyduk $500 milyar. Bu hükümetin de programına girdi. Dolayısıyla bunun üzerinde bir şey tartışılamaz gibi. Bana göre son derece yanlış bir algılama var. Biliyoruz. Tartışıp onun revizyonu yahut da onun yapılmasına ilişkin başka yol boyunca alınması gereken tedbirler varsa onu tartışmamız lazım. Şimdi orta vadeli programla bunu yan yana korsanız bir türlü çakışmıyor. Örtüşmüyor. Büyük çelişki var. Yani hedefler yani, bizim eskiden bildiğimiz gibi rakamsal ve ulaşılabilir olması lazım. Yanlış şu var. Yani bir ülkenin büyümesi siyasal hedef olmadan mümkün değil. Yani hedefi koyacaksınız, ona hiç şüphe yok. Ya büyürsünüz Allah kerim, nasıl büyürseniz büyüsün, olmaz böyle bir şey. Siyasal hedefi koyacaksınız. Mesele bu hedefin içinin dolup dolmaması meselesi. Türkiye'deki sorun burada. Evet. Siyasetçinin ortaya koyduğu hedefi bürokrasi destekleyip doldurmuyorsa içini, kendi kendine olmaz bu iş. 4 katı büyümek demek korkunç bir iş. Yani aşağı yukarı bizim sektörde $100 milyar yeni yatırım demek. Bunu kendi kaynaklarımıza yapamayacağımıza göre dışarıdan bu yatırımın gelmesi lazım. Çünkü küresel pazara arz edeceksiniz. Çünkü o 4 milyonun da 3 milyonunu ihraç edeceksiniz. Yani içeride 1 milyonu kullanıp kullanmayacağınız da şüpheli. Çünkü iç pazar son 10 yılda 600 binlik toplam bir pazar var Türkiye'de. Tabii bunun artısı eksisi var ama neticede biz zaman dilimine bakıyoruz. Bu pazarda 1 milyon üretimden 1 milyonu satmak İthalatla beraber o pazarın 2,5-3 milyona çıkması anlamını taşır vesaire. Vallahi bir açmazın içindeyiz herhalde. Yani şimdi bir tarafta %3,5 büyüme net. Ya onu 5 diyelim. Yani neyse 5 diyelim. Diğer tarafta bu hedeflere ulaşmak için sizin söylediğiniz gibi %16 büyüme gerekiyor. Evet, bu %16 büyüme gerekiyor veya diyelim hadi ihracata çalışacağız. İhraç piyasalarında biraz önce söylediniz siz. Nereye satacağız? Yani orada hedefin tartışıldığı, hedefin ortaya konduğu yıldan bugüne 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. Hedefin içinin dolmasıyla ilgili yapılan tek müsbet bir şey var, teşvik sistemi değişti. Evet. Onun dışında iç pazarı büyüten, vergileri dengeleyen vesaire herhangi bir gelişme yok. Kesinlikle öyle olması lazım. Yani iş talebi arttırmak için bir takım destekler olması lazım sizin söylediğiniz gibi. Neticede bu araçları alanlar da vatandaşlar. Vatandaşın geliri olmadıkça veya daha ucuz bir takım şeyler, değerlere araba almadıkça talebi arttırmak mümkün değil. İkincisi dediğiniz gibi yabancı yatırımcının gelmesi için bir sürü işte teşviklerin olması lazım, vergi desteği olması lazım. Dolayısıyla işimiz biraz zor gibi.
görünüyor benim anladığım kadarıyla. Ama işin bir de bardağın dolu tarafına bakmadan da işi bitirmeyelim. Çünkü çizdiğimiz tablo çok karamsar, yalnız söyleyeyim böyle. Yani o... Bu karamsar tablo sırf karamsarlık yaratmak için değil, analiz için tartışmamız gereken. Tabii gerçeği konuşuyoruz. Bardağın dolu tarafında da güzel şeyler var, onu ihmal etmeyelim. Çıtayı yüksek tutmanın da tabii motivasyon yönünden bir faydası vardır. Onu da öyle değerlendirelim. Peki ihracat için ne yapmamız lazım? Aslında benim ihracat için ne yapmamız lazım derken sorum şu. İhraç piyasaları şu anda bizim üretimimizin %65-70'ini oluşturuyor değil mi? Evet. Genel olarak öyle bakarsak öyle bir şey diyebiliriz. Yıl içerisindeki toplantılarda biz hem işte ana sanayi, yan sanayi ilişkileri, işte çelik sektörüyle olan ilişkileri konusunda toplantılar yaptık. Şimdi ben tabii o konuya girmek istemiyorum ama neticede yerli üreticilerin de büyük yatırımları var. Gerçekten otomotiv sektörü için, başta tabii ki Erdemir olmak üzere, bu sektöre hitap etme yönünde ciddi yatırımlar yapılıyor. Sizin beklentileriniz nedir efendim? Özellikle şimdi, bu hedeflere ulaşma yolunda biz, çelik üreticilerinden beklentileriniz neler? Biz otomotiv sanayi derken tedarik zinciri için tümünü kastediyoruz. Bunun içinde Erdemir ve çelik tedarikçileri de var hiç şüphesiz. Aksam parça üreticileri var. Dolayısıyla otomotiv sanayi derken sadece otomobil üreten yahut da kamyon üreteni kastetmiyoruz. Onu belki baştan söylemem lazımdı ama şimdi sırası gelmişken ona bir açıklık getireyim. Dolayısıyla konuştuğumuz her konu, her cümle tedarik zincirinin tümünü içeriyor. İnovasyon da böyle, gelişme de böyle vesaire. Şimdi çelik hiç şüphe yok ki bizim ana maddemiz. Yapılan tahminlere göre 1 milyon 200 binlik bir üretim için aşağı yukarı aftermarket dahil, OEM ve aftermarket dahil 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 binlik bir tüketim hacmimiz var. Özel nitelikli, yassı ürün bunlar ve özel nitelikli derken de tabii karbondioksit emisyonundan kaynaklanan ince kesit, yüksek gerilimli çelik de bu işin içinde. Hafif yapıya yol açan, hafif yapıyı destekleyen yeni nesil çelikleri kastediyorum. Ve bunun üzerine de kaplama kalitesi, biz çünkü araca 12 yıl garanti veriyoruz paslanmaya karşı. Onu kullandığımız çelikteki kaliteden kaynaklanan bir garanti. Bütün bunlar hep birlikte düşünülmesi lazım. Şimdi bu bağlamda iş tedarikle ilgili gelişmeleri memnuniyetle izlediğimizi ifade etmemiz lazım. Erdemir ürünleri bağlamında bizim tüketimimizdeki payı %10'lar seviyesindeydi 2009'lu yıllarda. Bu yılki yeni rakamı arkadaşlarla paylaştık. 30'un üzerine çıkmış. 37'ye 38'e doğru yaklaşmış. Bu iyi bir gelişme. Aslında bu yeni. Erdemir'in payı herhalde biraz daha artacak değil mi? Evet, bu iyi bir gelişme. Geleceği de devam edeceğini biliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız çok zor bir sektör olan, buna karşılık da az mal alan bir sektörü farklı değerlendiriyorlar. Değerlendirmeye başladılar. Bu bizim için memnuniyet verici bir şey. Biz zor bir müşteriyiz. Hem fiyat rekabeti bakımından, hem kalite isteklerinin yüksekliği bakımından, hem de talep yapısının düşüklüğü bakımından. Yani yüksek talebi olmayan ama çok şey isteyen bir sektörüz. Çok, çelik sektörü için çok hazmedilebilen bir müşteri tipi değiliz. Hayır ama hayır, ben ona katılmıyorum. Siz bilirsiniz onu yani. Hayır, yani şimdi otomotiv kolay sektör, hazmedilebilen müşteri tipi değiliz. Otomotiv sektörün öneminiz ben biraz duygu sömürüsü yapayım ki hiç olmazsa bize ticari açıdan bakmayalım. Bence çok önemli bir sektör. Tabii çünkü çelik sektörünün geliştirmeye zorlayan bir sektör. Tamam. Onu söyleyeceğim zaten ama o birinci ama sırada. Çok önemli ama. Ticari bakımdan baktığınız vakit çok kolay iş yapılabilen bir sektör tipi değil bu. Şimdi yani siz bakın inovasyondan bahsediyorsunuz. Geleceğim çelik oraya. Çelik sektöründe de şimdi oraya geleceğim. İnovatif çalışmalar gerekiyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi biz Erdemir'le bu ilişkileri geliştirirken son 2-3 yıl içinde konuştuğumuz konuların içinde geliştirme ortaklığı konusu da var. Çünkü ortak tasarım olmadan tek başınıza siz oturup da otomobili tasarlayamazsınız. Yani çelikçinin içinde olmadığı bir otomobil tasarımı olamaz. Yahut tedarikçinin içinde olmadığı bir otomobil tasarımı olamaz. Dolayısıyla mutlak surette biz
demir çelik sektörüyle ticari ilişkilerinin boyutunu uzun vadeli ortak tasarım boyutuna taşımak mecburiyetimiz var. Evet. Sevindirilecek bir nokta var burada. Erdemir Ar-Ge konusunda bir kurumlaşmaya doğru gidiyor. Henüz 5746'ya uygun bir müracaatta bulunmadı. Onu bekliyoruz. Çok geç kaldı o. O nedir efendim? Biraz açar mısınız? 5746 Ar-Ge merkezleri mevzuatıdır. Çok ciddi teşvik imkanları sağlar. Biraz evvel bahsettiğim o 57 Ar-Ge merkezi o mevzuat içinde kurulmuştur, kurumlaşmıştır. Orada çalışan insanların ciddi anlamda vergi ve sigorta evet. desteği var. Yaptığınız Ar-Ge harcamaların kabul edilir bir kısmını da vergiden indirme şansınız var vesaire. Yani Erdemir için belki böyle ufak tefek teşvikler bir şey ifade etmeyebilir ama olayın şu tarafına bakmak lazım. 5746'nın gözükmeyen tarafı şu. Ar-Ge kavramını kurum şirket içinde kurumlaştırıyorsunuz. Yönetim nezdinde kurumlaşıyor, çalışanlar nezdinde kurumlaşıyor, bizatihi Ar-Ge yapanlar nezdinde kurumlaşıyor. Bu kurumlaşmayı yaptığınız vakit son derece olumlu sonuçlar elde etmek mümkün. Yani teşvik tarafını bir tarafa koyalım. Hı hı. Hadi onun önemi olmayabilir. Biz Erdemir'den bu yaklaşımı bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Çünkü bizim Ar-Ge şirketlerimizin içinde kalıp işini yapan şirketler var. Çok ciddi anlamda kalıp teknolojisi olan. E şimdi çelik satan bir firmanın sattığı çeliği kalıplayan sistemle ilişkisini göz ardı etmesi doğru değil diye düşünüyoruz biz. Arkadaşlar da paylaştık bu görüşü. Evet. Umuyorum ki 2014 bütün bu karanlık tabloların içinde Erdemir'le yahut da çelik sanayide genel olarak Ar-Ge işbirliğinin önemli sonuçlarını birlikte kutlayacağımız bir dönem olur. İnşallah. Bundan ümidimizi kesmedik. Başka önemli bir gelişme daha var. KOBİ niteliğindeki kalıpçılar Yalova'da kalıp organize sanayi bölgesi kuruyorlar. Çok ilginç bir gelişme. Yalova'da başka amaçta ayrılmış, galiba yazılım amaçlarmış bölgeyi gittiler aldılar. 400 civarında şirket, bunun yarısı plastik kalıpçı, yarısı çelik kalıpçı. Hedefleri çok büyük. Eğer o konuda, ki biz onlarla yakın ilişki içindeyiz şu anda, bu çelik tedarikçisi, o tedarikten aksam parça üreten, o üretimi kendi ürününde kullanılan üçlü arasında 2014'te yahut o kadar beklemez, belki de Aralık'ta da yapabiliriz aynı şeyi. Bir ilişki kurabilirsek ve bunu kurumsallaştırabilirsek Türkiye'deki çelik sanayinin, o sizin bahsettiğiniz hani otomotiv çeliği katkı yapar dediğiniz olayı daha sağlıklı bir noktaya oturtabiliriz. Biz bunu İnşallah. Umuyoruz. Arkadaşlarla sık sık konuşuyoruz. Ve İnşallah 2014 ile ilgili Kasım'da mı yapacaksınız geleceksiniz o konferansı? Herhalde. Ya bunun sonuçlarını biraz daha görsel olarak paylaşabiliriz. Ya biz işbirliği yaptık. İnşallah. Bu çelikten şunu yaptık ben gibi. Ben buraya not aldım hocam onu. Biz takipçisiyiz. Siz de sektörün mensubu evet. olarak takip ederseniz. Tabii. Ciddi anlamda burada bir boşluk var. Bunu doldurmak mecburiyetindeyiz. Bu KOBİ'lere de müthiş yankı yapacak, yansıyacak. Evet. Avrupa'nın kalıp üretim merkezi olabilir Türkiye. Çok yüksek Sen. Katma değeri olan bir üründür. Göz ardı etmemek lazım. Evet. Gelelim elektrikli araç üretimine hocam. Hep konuşuyoruz da nedir bu elektrikli araç üretimi? Hani yerli markada araba üretecektik falan. Acaba öyle o bir zaman, elektrikli araç mı üretsek? O zaman, o zaman yerli markadan başlamamız lazım. Belki de. Evet. Markayı üretici veremez. Markayı pazar verir. Evet. Siz bir mal üretiyorsunuz. Markam demeniz için o malın talep görmesi lazım. O zaman bu yerli markada da inovatif bir takım düşüncelerin olması gerekiyor. Evet, yani. Tabii. Şimdi değil mi? Önünüzde bir pazar olacak. Bu pazarın içindeki talebin bir bölümüne siz bir ürün üreteceksiniz. Kendi markanızda. O ürün marka olması için talep görmesi lazım. Yeterli talep görmesi lazım bir de. Yani 5-10 bin değil, yeterli bir talep görmesi lazım. Türkiye'de otomobilde marka üretmek, tedarik zincirinin bütünlüğü içinden başlayıp
tasarım, üretim, satış pazarlamanın tümünü yönetmek demek. Eğer markanız varsa bütün bu süreçlerin sahibi oluyorsunuz. Bizim otomotiv de böyle. Tasarım size ait olacak. Üretimi büyük oranda siz yapacaksınız tedarik zinciriyle beraber. Ama daha da önemlisi bunun satış, pazarlama ve satış sanatçısı hizmetleriniz o siz yapacaksınız. Bütün bu zincirin içinde markanın katma değerini cebinize koyabilirsiniz. Şimdi burada tasarım ve üretim konusunda çok büyük problem gözükmüyor. Bugünkü ulaştığımız seviye bakımından aşağı yukarı son 50 yıldan beri 3. jenerasyon çalışıyor şimdi fabrikalarda. Bu 3 jenerasyonun sağlamış olduğu bilgi birikimi çok göz ardı edilecek bilgi birikimi değil. Nitekim fikri sınai mülkiyet hakkı bize olan, ait olan, marka bizim olmayan bir sürü ürün var. Mesela bu hafif ticari araçlarda %100 fikri sınai mülkiyet hakkı bizim şirketlerimize ait. Çok önemli bir şey. Ama markası bize ait değil. Çünkü onun network'üne sahip değiliz. Şimdi bu konuda bir problem yok. Ama kendi ürettiğiniz markayı küresel anlamdaki Türkiye pazarı da bir küresel pazardır. Biraz evvel %80 ithalattan bahsettim. Kendi network'ünüzde satışla ilgili konuda çok ciddi tartışılması gereken konular var. Biz bu konuda 400 sayfalık bir raporu hükümete teslim ettik 2 sene evvel. Çok ayrıntı var içinde. Kamuoyuyla paylaşamıyoruz çünkü özel bir takım içinde şeyler vardı. Ama çok ciddi çalışma yapıldı. Hemen hemen çalışmaya bütün CEO'larımız katıldı. Yani sektörün ortak görüşü denilebilir. Marka konusunda Türkiye'nin çok fazla fakirliği de yok. Şu anda küresel pazarlarda satışını yaptı. 4 otobüs markası var Türkiye'nin. Tabii otobüs otomobilden çok farklı bir ürün. Orada biraz powertrain'i dışarıdan getirip üstüne gövde yapıyoruz ama neticede bir motorlu taşıt aracıdır. Bizim kendi markamızda yurt dışında Amerika dahil birçok yerde satışı yapılıyor. Buradan elektrikli araca geçersek elektrikli aracın gerçekten tartışılmasına yol açan önemli sonuç karbondioksit emisyonu ile ilgili iklim değişikliği meselesi. İşte bu hala tartışılıyor. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Orada motorlu taşıt araçlarının genel karbondioksit bilançosundaki payı %17 civarında, 17-16 civarında, Türkiye'de de böyle. Bu motorlu taşıt araçlarının karbondioksit azaltılırsa genel bilançodaki karbondioksit düşer. Bunun azaltmanın çaresi yakıt verimliliğini yahut motor verimliliğini artırmak. Sıfırlamak mümkün mü? Evet. Sıfırlamak elektrikli araçta olur %100. Yalnız burada tartışmalarda göz ardı edilen bir şey var. Elektrik enerjisinin çıkışından aracın tekerleğine intikaline kadar geçen bütün o süreçteki emisyona toptan bakmak lazım. Eğer bir ülkede elektrik enerjisinin %70'i fosil kaynaklardan sağlanıyorsa, oradaki elektrik enerjisinin motora takmanızla sağlayacağınız karbondioksit emisyonunun ne kadar olduğunu tartışmak lazım. Hocam karıştırdınız şimdi işi. Biz niye karıştıracağız? Çok güveniyorduk elektrikli araca. Ama bakın, bu konuda çelik üretimde de böyle. Yani bazı ürünler var ki sıfır karbondioksit emisyonunu üretiliyor çeliğe alternatif olarak. Bir takım plastikler vesaire. Bunu hiç bilmiyorduk yani. Yani çok önemli bir konuya işaret ettiniz. Siz well to wheel diye bir kavram var. Yani kuyudan tekerleğe kadar. Evet. Toplam bilançoya bakmazsanız olmaz. Şimdi Türkiye'de bunun bu tarafının tartışılmadığı bir gerçek. Gelelim ikinci tarafına. Teknik olarak elektrikli aracın hala menzili bir şarjda 150 kilometre. Tradisyonel teknolojide bir depoda bugün 1000 kilometre yapıyoruz. Muhtemelen downsizing'le gelecek dönemlerde eğer 100 kilometreye yakıt tüketimi 4'ler civarına inerse şu anda 6-7'ler civarında ki eskiden 20'ydi karbüratörlerde. Bu teknolojiyle bu daha aşağı inerse 1200-1400 kilometre yapacağız bir depo yakıtla. Şu anda 1000 kilometre yapıyoruz. Ortalamayı söylüyorum. Şimdi her bir şarjda bizim yapacağımız 150 kilometre. Birinci kısıt bu. Başka bir şey daha var.
Siz yakıt deposuna her depo doldurunca 60 litrelik deponun hacmi küçülüyor mu? Hayır. Böyle bir şey yok. Ama aküyü her şarj ettiğinizde kapasitesi ufalıyor. Bunu buradan biliyoruz. Pardon? Cep telefonlarına aküyü her şarj ettiğinizde akünün ömrü kısalıyor. Evet. Bunu cep telefonlarından biliyoruz. Bu evet. Var. Üçüncü bir nokta, akü hala 400 kilodan aşağı inmiş değil. Ve maliyeti de hala çok yüksek. 10 bin, 12 bin kaç dolar. Kilo hocam? Efendim? 400 kilo diyorsunuz aküye, otomobilin kendisi kaç? Batarya benim söylediğim, elektrikli araç bataryası. Onu diyorum. Tabii tabii. Yani anormal bir oran. Ama yani içine elektrik depolayacaksınız vesaire. Evet. Bütün bunlar teknolojik kısıtlar. Bunlar üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama bütün bu çalışmalardan öngörülen şu, gelecek 15 yılda toplam içindeki elektrik araçların üretim payı %5-6'yı geçmez. Daha çok yolu var benim anladığım o. Şimdi Türkiye bu işte yapmamalı mı işini? Hayır. Elektrikli araçla ilgili her türlü Ar-Ge çalışmasını yapmak mecburiyetinde. Biz yapıyoruz zaten. Bizim prototip 5-6 tane elektrikli aracımız var. Birisi İstanbul'da otobüs olarak çalışıyor mesela. Elektrikli otobüs var. İETT'de serviste. Hafif ticari araçlarda var, otomobilde var yaptığımız çalışmalar. Ama 1 milyonluk kapasiteli bir ülkede kapasitenin bir kısmıyla elektrik araç yapalım ve bunu dünyaya satalım diye bir proje düşünüyorsanız, projenin ayrıntılarını, hedefi koymak bir şey değil, ayrıntılarını çok iyi tartışmamız lazım. Katılıyorum. Bunun tartışılmadığını görüyoruz biz. Ben de kendi adıma çok şey öğrendim. Sağ Estağfurullah. Olun. Yani ben hepsini anlatmadım daha sonra. Temiz enerji falan, karbondioksit salınımı falan bunları biliyorduk da bu ayrıntıları tabii çoğu insan herhalde bilmiyor. Tabii başka bir şey daha var. Elektrikli aracı şarj etmek için domestik ihtiyaçlar için yapılmış olan elektrik şebekesi ki evde ne kullanıyoruz? Buzdolabı, çamaşır makinesi, işte air conditioner, aydınlatma. Bütün buna göre planlanmıştır sistem. Nereye kadar? Tüketiciden ta üretime kadar böyle. Bütün trafolar, hava hayatlar falan. Şimdi siz buraya yeni bir tüketici getiriyorsunuz. Eğer normal olarak şarj ederseniz 8 saat falan sürüyor elektrikli aracın şarjı. Ama 2 saatte hızlı şarj yapacaksanız aşağı yukarı 10-15 kilowatt civarında ek bir enerjiye ihtiyacın var. Apartman hayatında bunu sağlamanız mümkün değil. Yani bahçeli evde oturanlar için, garajda olanlar için olabilir de bu tarafta altyapının hızla yenilenmesi konusu yine hiç tartışılmayan bir konu. Evet, çok teşekkür ediyorum ben hocam, teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. 2014 için kısaca herhalde biz pozitif biraz bakıyoruz. Daha iyi pozitif bakıyoruz değil mi? İş pazarda daralma olacak ama ihracat o daralmayı herhalde kompanse edecek. Kompanse edecek. Amerika'da bir 30 binlik ek bir şey çıkacak. Modifikasyonlar bitti çünkü Amerikan pazarına yeni araç üretiyoruz biz. Yeni araç geliştiriyoruz daha doğrusu. Onların standartları çok yüksek. Çelikçiler olarak biz Çin'e bakıyoruz. Siz de Amerika'ya bakıyorsunuz herhalde. Siz Çin'e bakmaya devam edin. Bizi de ihmal etmeyin bu arada. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Soru varsa en fazla bir soru alabilirim. Almama taraftarıyım çünkü zamanımız hızlı geçiyor. Herhalde yok. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür hocam. Ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Teşekkür ederim.